ETS2 Türkiye haritasından hepinize merhaba arkadaşlar. Heavy Turat, yani Heavy Witches Türkiye'nin yapmış olduğu Türkiye haritasında kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu videoda ise Aşti'den çıkacağız. Bolu'ya doğru bir yolculuk yapacağız. Aşti'nin şu anda en alt katında sanayi kısmındayım daha doğrusu. Metro Çip Temsa Maraton aracımız ile birlikte gerçekleştireceğiz bu yolculuğumuzu. Neden metroyu seçtim? Çünkü yolda giderken kendine ait bir dinleme tesisi var ve o dinleme tesisine gireceğiz. Oradan çıkıp yolculuğumuza devam edeceğiz falan. Böyle bir olay var. Burada baya baya otobüsler var. İşte Neoplan'dır, Setra'dır, işte Mercedes'tir falan. Baya baya otobüsler burada. Hem tamir kısmında hem yakıt ikmalidir, yağ değişimdir falan vesaire kısımlarında burada bekliyorlar. Kat mesafesi bu arada da gerçek ölçümle beraber yapıldı. O yüzden otobüslerin boyuna tam olarak denk geliyor bu yerler. Şöyle aracımızın içerisine bir geçelim. Temsa Maraton kullanacağız zaten demiş olduğum üzere. Bir otobüsümüzü çalıştıralım. Kapımızı kapatalım hızlıca. Daha sonrasında otobüsümüzün sesi birazcık az gibi gelebilir. Onu birazdan bakarız. Şöyle bir geri vitese takalım. Şuradan yavaştan geri gelelim bakalım. Tamamdır. Herhalde bir sıkıntı olmadan buradan böyle bir çıkarız. Anonslar geliyor. Otobüsler diyor şeyleri boşaltın diyor. Peronlardaki yerleri acilen boşaltın. Yoksa bakın diyor ebeniz... Böyle bir anons var orada. Şimdi şurada petrol kısmı zaten buraya yakıt alma kısmı. Buradan otobüsler yakıtlarını dolduruyorlar falan. Şöyle parklarımızı falan yakalım. Şuradan iç yoldan dışarıya çıkayım ben. Şuradan şöyle dışarıya bir çıkalım. Best falan mı var ya? Best one falan var. Şöyle iç yoldan ilerleyelim. Ya buraları falan böyle tam orijinaliyle birebir aynı yapmak mükemmel bir şey ya. Şimdi biz yolcu alacak olduğumuz için buradan şöyle bir dönüş alacağız. Otobüsümüzü inşallah vurmayız. Tamam. Daha sonrası otobüsün bir, ya sesi az geliyor. Hemen onu bir ayarlayayım şöyle de. Yolumuz uzun yani bu yol uzunken bu ses az gelmesine tahammül edemeyebiliriz. Şöyle bir 35 37'lerde kalsın. Ona göre ben de sesimi ayarlarım konuşurken. Yine FPS gitti tabi. FPS öldü. Bu tamamen benim bir sistemle alakalı. Onu söyleyeyim baştan. Ya bu oyunun gerizekalılığı diyebilirim bu kısma. Şimdi kapılar burada da biz kapıdan çıkmayacağız. Şuradan geri döneceğiz. Şöyle bir şekilde. Buradan. Geri dönüp yolculuğumuza devam edeceğiz. Bir arkadaşlara bir akıl daha vereyim buradan. Bu oranın içerisinde bir otobüs trafiği yok görmüş olduğunuz üzere. Buraya otobüs trafiği bağlayabilirler. Onu da yine trajektörü kısmından ayarlayabilirsiniz. Otobüsleri buraya sokabilirsiniz. Sadece otobüsleri en dış yoldan buraya özel bir yol çekerek otobüslerin otogarın içerisinde böyle dolaşmasına olanak tanıyabilirsiniz. Haberiniz olsun. Yani bunu yaparsanız da mutlu oluruz açıkçası. Güzel de olur. Şunu alalım. Saat kısmında herhangi bir problem yok. Şimdi biz altta mı, üstte mi bizim yolculuğumuz? Evet, şöyle üst perona bir çıkalım arkadaşlar. Çıkışımızı gerçekleştirelim. Yolcularımızı alalım. Daha sonrasında yolumuza da çıkalım. Bolu'ya doğru gidelim. Şimdi şuradan şöyle bir şuraya geçeyim hızlıca. Yan taraf itfaiye yolu. Dördüncü vites, rampa yukarı, salına salına çıkıyoruz. Hadi bakalım. Ya böyle bir haritayı yıllardır bekliyoruz açıkçası, uzun lafın kısası. Ve böyle bir haritanın çıkışıyla beraber de doğal olarak böyle fazla fazla videolar çekiyoruz ki hakkımızdır. Ve yapımcıların da arkadaşların da ekibinde böyle tanıtılması gerekiyor. HVT ekibine teşekkür ediyoruz. Böyle bir haritayı bizlere sunduğu için. Aşti'deyiz ya. Vallahi Aşti'deyiz. Dediğim gibi trafik konusu yapılabilir. Burada birkaç tane yeri boş bırakılabilir. Trafik gelip buraya otobüsler girip park edebilir.
Böyle olaylar var. Onları yapabilirsiniz. Eğer sıkıntı olursa ben zaten yardımcı da olurum kendilerine. Şimdi şöyle videodan sonra ben kendim de söylerim. İmdatımızı çekelim. Şöyle dışarıdan otobüsümüze bakalım. Metro çip arkadaşlar. Hemen şöyle yolcularımızı otobüsümüze kabul edelim. Bizim hareket saatimiz var zaten nasıl olsa. Buradan yavaştan çıkacağız ve yolculuğumuzu artık gerçekleştireceğiz. Aa, ben otobüsü bu arada şey yaptım. Manuel yaptım ama otobüsün için niye otomatik olmuş ki? Bu da salak bir saçma bir şey ya. Ben oradan seçiyorum, o kendi kendini ayarlıyor. O biraz garip. Neyse, önemli değil. Ben manuel kullanacağım zaten bu otobüsü her türlü. Böyle bir durum söz konusu. Şimdi iç ışık yanıyordu. İç ışığı şöyle bir kapatalım. Buradan yavaştan şöyle geriye çıkalım. Temsa ile birlikte. Bir de yolcu yok. Yolcuları da görmek isteriz yani buralarda. Baya baya yolcu görmek isteriz. Burası karanlıkta bu arada çok güzel görünüyor. İçerideki o yolcular falan gayet iyi görünüyor. Metro çip yine. Metro suitler. Herhangi bir peronda durabiliyorsun. Ne güzel. Evet, şaka bir yana Aşti otogarından şimdi çıkıyoruz Ankara. Aşti'den. Anonslarda gayet iyi. Yine benim FPS gitti, öldü. Bilmiyorum ne yapacağım bu bilgisayarla ben ya. Bu gerçekten hani çok sinir bozucu bir durum. Böyle bir FPS düşüşü yaşatmaması gerekiyor bana ama böyle bir FPS düşüşü sorunlarıyla boğuşuyoruz. Bak bir anda hani düzeldi. Ne olduğunu da bilmiyorum. Neden yaptığını da bilmiyorum bu durumu ama yapıyor. Evet, şöyle şuradan bir ayrılalım. Aşti'nin o muhteşem çıkışı ya. Evet, buradan sonra artık Bolu'ya doğru gideceğiz. Akşam saatinde çıktım. Bile bile akşam saatinde çıktım. Bir önceki video zaten gündüz gözüydü. Şimdi akşam seferiyle birlikte yolculuğumuzu gerçekleştireceğiz. Herhangi bir problem olmayacaktır. Zaten 3 saat 2 dakika diyor oyun saatiyle ama. Şimdi ayarlarız onu. Biz yolda giderken ayarlarız bir şekilde. Bu arada hızlı bir şekilde şanzımanı falan değiştirdim ben. Onu da söyleyeyim baştan. Yolumuza böylelikle de çıkmış olduk. Gidelim bakalım hayırlısı ile. İstanbul Samsun Eskişehir yolu üzerinden devam ediyoruz. Otobüsün bir de kaç kilometre hızla gittiğini göremiyorum ya. Şuradan aşağıdan görebiliyorum. O da biraz garip. Şöyle 90'a vereyim. 90'la beraber gidelim. Ayrımlardan falan dönelim. Bolu yoluna ve Bolu'ya doğru yavaş yavaş ilerleyelim. İnşallah. İşte bu FPS düşüşleri benim bilgisayardan kaynaklanması daha da güzel olacak. Ama ne yazık ki böyle bir problem var. Sorunu bir türlü çözemiyorum. Bir türlü çözemiyorum bu sorunu. Neden yapıyor? Neden böyle davranıyor? Hiçbir fikrim yok. Bu bir tek ETS'de yaşanıyor bu sorun. Başka hiçbir oyunda bunu yaşamıyorum. Artık yani nefret ettiğim bir oyun olma yolunda gidiyor. Oyunun kendisinden nefret etmeye başladım artık. Yani böyle bir sisteme böyle bir muamele yapması inanılmaz can sıkıcı zaten. Böyle devam edelim. Gümrük muhafaza aracı değil mi o ya?
Ben de diyorum otobüs niye gitmiyor? 60'a sabitlemişim otobüsü, gitsin diye bekliyorum. Otobüs 60'ta nasıl gitsin ya? E 70 hız sınır var burada. 70'te beraber yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Anka Park'ın oradan geçeceğiz şimdi. Işıklarımız ne durumda yanıyor bizim? Tamam, şöyle direkt ışıklarımızı yakalım. Ve böylelikle de ilerleyelim. 70. Tamam. Bu videoda pek konuşmayacağım açıkçası. Çünkü bu videoda konuşabilecek olduğum bir şeyim yok. Diğer videoda zaten bütün her şeyi anlattım. Bu videoda hem yağmurlu bir yolculuk yapacağız, yağmurlu havada yolculuk yapacağız. Diğer Metro Chip de çıkmış. O da yolculuğunu gerçekleştiriyor şu anda. Bakalım o da ayrılacak mı, o düz mü gidiyor? O düz gidiyor. Biz rotamıza şöyle bir çıkıyoruz. Buradan ufaktan ayrıldık. Dema konut. Böyle ufaktan yavaş yavaş da yağmur yağması gayet hoş. Bunda böyle bir ayar yaptım. Ben bugün hem böyle akşam saatlerinde olsun hem de ufaktan da bir yağmur yağsın istedim. Ufaktan yağmur da şu anda başladı zaten görmüş olduğunuz üzere. Buradan sinyalimizi verelim, yolumuza çıkalım. Değerli yol arkadaşlarımız, otobüsümüze hoş geldiniz. Yolculuğunuz boyunca kaptanınız ve servis göreviniz hizmetinizdedir. İsteklerinizi çağrı düğmelerini kullanarak iletebilirsiniz. Otobüsümüz cep telefonu görüşmeleriniz için özel teknik donanıma sahiptir. Cep telefonlarınızı sessiz konumda olmak koşuluyla açık tutabilirsiniz. Karayolları Trafik Kanunu ve Yönetmeliği hükümleri gereğince otobüsümüzün tüm koltuklarında emniyet kemeri kullanımı zorunludur. Lütfen emniyet kemerlerinizi bağlayınız ve seyahat boyunca kemerlerinizin bağlı olduğundan emin olunuz. 3 ve üzeri yaştaki çocukların emniyet kemeri kullanması zorunludur. Ayrıca sağlık sorunları nedeniyle emniyet kemeri takamayacak yolcularımızın sağlık raporlarını talep edildiğinde trafik polislerine göstermeleri gerektiğini bilmenizi isteriz. Otobüslerimizde yolculuk boyunca açık büfe ikram hizmeti geçerlidir. Tanımadığınız kişilerin yiyecek içecek ikramını lütfen kabul etmeyiniz. Yol koşulları gibi kontrolümüz dışındaki nedenlerden oluşabilecek sarsıntılar yüzünden düşüp kırılabilecek, size ve diğer yolcularımıza zarar verebilecek eşyalarınızı lütfen tamar raflarına koymayınız. Can güvenliğiniz gibi mal güvenliğiniz de bizim için önemlidir. Yanınızda bulundurduğunuz değerli eşyaları hırsızlık ve kapkaça karşı koruma ve gözetimine lütfen özen gösteriniz. Yasak veya güvenliğiniz açısından tehlikeli olabilecek yerlerde inmek için lütfen ısrar etmeyiniz. Araç tam durmadan yerinizden kalkmayınız. Çocuklarınızı koridorda serbest bırakmayınız. Böylelikle de anonsumuzu da dinlemiş olduk. Şimdi ise artık Bolu'ya doğru gitmemiz için hiçbir sebep gitmememiz gereken hiçbir sebep yok. Böylelikle de yavaş yavaş Temsa'nın bayisinin önden de geçerek yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Böyle 6. vitesimize verelim. Ve Ankara'dan çıkıyoruz. Günde 5000 tane sefer atan arkadaşlar var mı acaba? Çok merak ettim ya. Sabahtan akşama kadar git Bolu Ankara, Bolu Ankara, Bolu Ankara yapan arkadaşlar var mı? Yorumlara yazsınlar. Merak ediyorum onları. Olabilir, neden olmasın ya. Gerçekten bunun hayaliyle
yanıp tutuşan arkadaşlar vardı, bekleyenler vardı. Parasını verip böyle suyunu çıkaran arkadaşlar da olabileceğini tanıyorum açıkçası. Yorumlarda kendinizi de belli etmeyi unutmayın kesinlikle. Umarım bu videodan da keyif alırsınız. Yine ben hız sınırlarına uyaraktan yolculuğumu gerçekleştireceğim Bolu'ya kadar. Şu anda 94-95 civarı bir hızla gidiyorum. Biliyorsunuz bizim hız sınırımız 100 km yasal olarak. 100 km'ye kadar çıkabiliyoruz ama burada bir 70'e kadar düşmem gerekecek açıkçası. EDS var. Elektronik denetleme sisteminden böyle bir geçelim. Ben kendimi şuraya atayım yan tarafa. Sinyalimi verdim otobüs ötmüyorsa. Yanımda kimse yoktur diyecektim. Otobüste sensör... Daha yeni mi ötüyorsun? Neyse atmasam da oluyormuş. Daha yeni ötüyor otobüs. Temsa gerçekten bozuk olma ihtimali var mı? Otobüs daha yeni öttü yani. Kazadan sonra öttü otobüs. Evet. O derece iyi bir sensörü var. Temsamızın. Vallahi Allah nazar değdirmesin. Allah korusun. Şöyle tekrar 6. vitesimize verelim. Ve yağmur eşliğinde yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Şöyle bir... Aa, otobüsü istop ettim yolda giderken. 191 kilometre var yolculuğun bitmesine. Daha yolun başındayız sayılır zaten. 1 saat kadar devam edeceğiz buradan sonrasına. Yani şehir içinden kurtulayım zaten. Yol rahatlayacak. Daha iyi gideceğiz. Gerçi hep 90'la gideceğiz. Bir şey değişmeyecek de. En azından şehrin içinden çıkmış olacağız. Halen daha Ankara'nın içerisinde yolculuğumuzu gerçekleştiriyoruz. Bir önceki zaten Bolu Ankara videosunda yolu görmüştünüz. Şimdi ise o yolun tekrar gerisini görüyorsunuz. Aynı yolun geri dönüşünü görüyorsunuz. Direksiyon birazcık karanlık mı oldu? Ne oldu? Böyle bir şey varsa ona biraz ışık takviye edelim diyeceğim de USB'si takılı değil. Şeyin. Işığın. O yüzden orada da bir sıkıntı olacak. Neyse daha da karanlaşırsa onu bir şekilde hallederiz ışığını falan. Evet, Ankara'dan kapıdan çıkışımızı gerçekleştirdik an itibariyle. Konya yolundayım. 5 şeritli yol birazdan sizlerle olacak. O neydi Allah aşkına? Gün böcek ses geldi otobüsten. Bu otobüs bozuk ya. Harbiden sıkıntılı bak otobüs. Gaz 22 lira. Hiç akaryakıt alıp da fiyatına bakmadık bu arada. Gerçekten fiyatlar aynı mı diye. Kardeşim gitsene. Ben hız falan kesmem burada. Ben hız falan kesip rotama girmem. Bunlar gerizekalı ya. Evet, biz ayrılacağız bu arada. Şimşek çakıyor ya bayağı yola. Buradan şimdi sol taraftan ayrılacağız, döneceğiz. Bayağı bayağı yağacak galiba hava. İstanbul Eskişehir Konya yoluna böyle bir döndük şu anda. Oh, ne FPS düştü be. Ne FPS düştü şu anda. Şu dönüşte böyle bir FPS'in düşmesi mükemmel değil mi? Anana uğradın he? Anlamsız. Gerçekten anlamsız. Şu an o kadar anlamsız ki bir anda ya. Bir anda yaşadı şu an şunu. Bir anda yaşıyor. Neden? Peki neden olduğunu sormak istiyorum bilgisayar. Neden? Sebebi ne? Bana kim vurdu? Arkadan biri vurdu değil mi bana? Geldi. Aynen. Araba gelip arkadan bana vurmuş. Neden? Çünkü görmüyor. Neden? Çünkü arkadaki şeyi tanımıyor. Ona da ben vurdum. Şu an düzeldi FPS bir anda. Anlamsız. Gerçekten anlamsız. Biliyor musun? Bu sorununu çözmem gerekecek bu bilgisayarın ama nasıl çözeceğim hiçbir fikrim yok o konuda. Bir şekilde...
bunu çözüme kavuşturmam gerekiyor. Yani ben içerik üreten bir insanım ve böyle sorun olduğu zaman, bir de ana oyun bu, hani bunun içeriğini üretiyorum. Hani böyle bir oyunda sorun yaşadığım sürece güzel bir içerik üretemeyeceğim haliyle. Kastı zaman seyir zevki de direktmen. Durduk yere bak, mesela 60 FPS alabiliyor bu bilgisayar. Kötü bilgisayar da değil ama. Gel gelelim işte sistemde ne olduğunu ben daha iyi bilmiyorum. Anlamsız FPS düşüşleri yaşıyorum falan. Gerçekten ilginç bir olay. Abi testlere sokuyorum. Testlerden de sorunsuz geçiyor ki anlamıyorum ya. Hani en azından bir yerisinde bir sorun olsa testlerde sıkıntı yaratacak. Yok, o da yok. Testlerden de herhangi bir problem almadan geçiyor. Artık anlam veremiyorum herhangi bir duruma. Evet, şu anda artık Ankara'dan yavaştan çıktık sayılır. Havada o kadar da şey yok, kötü bir hava yok ama yine de yağmur yağıyor. Birazdan kar yağacak galiba. Kar yağışı başlar birazdan. O da başlarsa tamam olur zaten. ...90 km, 6. vites sabit. Yolumuza devam edeceğiz böyle güzel güzel. Emsa ile birlikte. Bir şey diyeceğim, benim parklar niye kapalı? Tarlalarımızı falan yakalım, ben ne yapmışım, kapatmışım her şeyin otobüsün. Az bir şey değil mi? Güzel araç. Temsa güzel araç. Tipi falan güzel yani aracın. Hadi Mercedes kullandık. Bu bölümde Temsa'yı kullanalım. Hep aynı araç olursa belki sıkar insanları. Yani işsiz sıkabilir. O yüzden farklılık, değişiklik iyidir. Baktığımız zaman. Şimdi kış geliyor. Önü zaten kış arkadaşlar. Artık. Yani kış zamanı kar modu kurup efsane bir şekilde oynama zamanı da gelecek. Kar moduyla falan gayet güzel olacaktır bu yollarda yolculuk yapması, otobüs sürmesi falan. Hani her şeyi yapacağız. Her şeyi yapacağız. Her yeni sürümde zaten ben sizlere yeni videoları çekmeye devam edeceğim. Yeni şeyleri devam edeceğim. İnşallah böyle FPS sorunları da olmadan bunları yapabilirsem o daha da iyi olacak en azından. Bakalım, göreceğiz. Uğraşacağım düzeltmeye. Sinyalimi vereyim, ona sonra geçeyim sağa sola. Akıncılar gişesinden çıkana kadar daha hani çıktık sayılmıyor. Halen daha yine aynı yer. O yüzden Akıncılar gişesine kadar yine Ankara'daymışız gibi devam. Yine aklıma gelen tek bir soru. Birebir ölçek olsaydı ne olurdu? diye aklıma bir olay geliyor. Ya birebir ölçek olsaydı büyük ihtimal Ankara Bolu arasında iki video yapardık. Birer saatlik. Buradan çıkardık. Dinlenme tesisine kadar giderdik. Orada bırakırdık. Oradan sonra dinlenme tesisinde bir sonraki videoyu yapıp Bolu'ya kadar gidip orada bırakırdık. Öyle olabilirdi. Ama işte bu şu an birebir ölçek olmadığı için bu rotayı bir saatte gidiyoruz. O yüzden böyle kesikli videoya gerek yok arkadaşlar. Ama tabii öyle o tarzı düşündüğün zaman
ise manyak olurdu. Gerçekten harika olabilirdi öyle. Biz dönecek miyiz yoksa düz devam mı ediyoruz? Aynen düz devam ediyoruz. Buradan dönüş yok. Buradan düz istikamette giderken işelere falan geleceğiz. Daha sonra Bolu yolundan tam gaz devam edeceğiz. Yandan da şu mevcut videonun ne kadar yüklendiğine bakalım. Kontrollerimizi sağlayalım. Şurada bir sonraki, bir önceki videoyu yüklüyorum en başta arkadaşlar. Ya bir önceki dediğim de şeyi, ilk videosunu haritanın. Siz bu videoyu ne zaman izliyorsunuz? Cuma günü izliyorsunuz galiba. Çarşamba, Perşembe, Cuma. Evet, bu videoyu Cuma günü izleyeceksiniz büyük ihtimal. Ben Çarşamba günü videosunu anlık olarak yüklüyorum ve anlık olarak yayınlayacağım zaten çıktığında, yüklendiğinde. 45 dakikası var. Yani bu yolculuğu bitirmiş olduğumuzda büyük ihtimal yayınlamış oluruz. Videomuzu da. Kabin aydınlatmamız var. Görmüş olduğunuz üzere. Zaten otobüs bildiğin standart TEMSA ya. Standart TEMSA. Gerçekte TEMSA ile yolculuk yapanlar bu aracın içinin aynı olduğunu zaten biliyor. Aynı o aydınlatmaz. O gece lambası baya kötü. İnsanın gözünü alıyor ya gece. Kör ediyor insanı. Daha böyle yumuşak tarzlı bir ışık yok aracın içinde. Evet, şu an Akıncılar gişesine yavaştan geldik. Gişede herhangi bir problem olmazsa buradan da geçtikten sonra artık dümdüz yolda akarak gideceğiz. FPS gayet düşük şu an. Allah'ın belası bilgisayarım yüzünden. Allah'ın belası oyunun yüzünden diyelim biz buna. Daha doğrusu bu daha mantıklı olacaktır. Burası 70 kilometre. Ay sinyal veriyorum. Dibime kadar giriyorsun yine ya. Burada kaza oluyor arkadaşlar da o yüzden ben kendim hep buraya atıyorum. Bu köşeye atıyorum. Bu köşeden geçiyoruz. Şurada çıkışta kaza yapıyor akıllılar. Ondan dolayı bir problem var. Akıncılar gişesinden de böyle geçiyoruz. Arabamızın farları yanıyor ama görünmüyor tabii. Evet, buradan sonra artık 90, 95, 100 arası gidebiliriz. Ben bu videoyu çektiğim anda şu yol üzerinde bir belli bir kilometreye kadar 8 kilometre sorunu var, hız sorunu var. Ondan dolayı böyle yavaş gidiyorlar. 8 kilometrelik bir hızla yolculuklarını gerçekleştiriyorlar. Ama tabii o yan şeridi kapsıyor bir tek. Biz bu şeritlerde basarak gidebiliyoruz. Şu an tırcı dayı da hız sınırını kırdı. Yoluna devam ediyor. Ben 90'a sabitleyeyim otobüsümüzü yine. 91 falan civarında gerçekleştirelim yolculuğumuzu. Böyle bir havada. Bu neyin yağmuru ben onu da anlamadım. Ama fena değil. Hava güzel yani. Böyle yolculukları seven arkadaşlar da vardı illaki. Onlara da böyle bir güzel bir görüntü sunmuş oluyoruz. Bir akşam yolculuğu açıkçası.
Ben çok severim. Yağmurlu havada yolculuk yapması hoşuma gidiyor. Bayağı hoşuma gidiyor. Seven arkadaşlar da illaki vardır bu olayı. Ben orta şeridi aldım gidiyorum şu anda. Manyak bir görüntü var bu arada havada. Evet, buralara doğru FPS yavaş yavaş artıyor. Yer yer düşüyor. Genel olarak iyi. De şu buraya birazcık ışık sağlayabilir miyim? Ona bakayım. Birazcık. Evet, direksiyona birazcık ışık sağladık. En azından daha iyi görebilirsiniz. Şimdi kaç kilometremiz var? 127 kilometre var. 1 saat 42 dakika diyor. İyi gelmişiz yine buraya kadar ya. Yani bu mesafeye kadar iyi gelmişiz. Fena değil. Evet, Kocalar dinlenme tesisi. Bir önceki videoda durmuş olduğumuz dinlenme tesisi burası. Tabii biz burada durmayacağız. Metroparkta duracağız. Biz Metroparka kadar devam. Mardin Seyahat'in otobüsü gidiyor önümüzde. Uy, nasıl bir şimşekti o? Mardin Seyahat'e geçtik. Mardin kapı şen olur. Lele 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 canım. Mardin kapı şen olur. Evet. Yeter o kadar. O kadar hatırlıyorum. O kadar söyledim. Ne yapayım daha? Daha ne yapabilirim ki? Ya abi çok zevkli ya. Ben Grand Utopia'da genelde otobüste sefer yapıyordum. Artık Grand Utopia yok. Artık bu harita var. Burada yapacağız seferlerimizi. Git gel, git gel. Ha, bir şehir daha falan eklenirse araya daha iyi olacaktır benim için. En azından fazla bir mesafeye yolcu taşıyabileceğiz böylelikle. Sıradaki şehrimiz Düzce. Düzce gelecek. Şimdiki etapta yani V2 etabında Düzce eklenecek. Düzce ile birlikte de harita bir tık daha büyümüş olacak. Ondan sonraki versiyonda ise büyükten İstanbul artık haritaya eklenmiş olacak. Ve İstanbul Ankara arası da git gel dediğimizde 1 saat, 2 saat, 3 saat, 3-3,5 saat falan sürecektir. Hatta 4 saat bile sürebilir. Oyundaki mesafe ile Ankara İstanbul arasında 4 saat gidip gelebiliriz de zaten o video halinde onu 4 saat çekemeyiz. Öyle bir şey olacağını sanmıyorum. Her yeni eklenen yere yeni bir video olarak yapılır. Ancak yayınlarda hani o mesafe İstanbul'dan çıkıp Ankara'ya kadar yayınlarda falan gidilebilir. O da yapılır ama işte dediğim gibi ben ilk önce bilgisayarı düzeltmem gerekiyor. Bu bilgisayarın bu problemini bir ortadan kaldırmak gerekecek galiba. Nasıl olacak bilmiyorum ama bir şekilde bunu çözmem gerekiyor.
şu anda otomatik kendi rotardır. 90 kilometrede sabit bir şekilde gidiyoruz. Değişik bir havayla gidiyoruz ya şu an. Güdül. Zılcamam. Bir direksiyona ne vurdu öyle ya? Force feedback. Bazı yerler de yapıyor bunu. Bazı yolların kaplamaları çok güzel bu arada. Çok güzel görünüyor. Mesela şu yolun kaplaması mükemmel gözüküyor yağmur lavada. Yansıması falan mükemmel. Araçta hiç fire vermeden gidiyor ya şu an bak. Çok iyi ya. Bir tık yavaşladı burada. Çünkü rampa çıkıyoruz. Ama bu vites istemeden burayı çıkar büyük ihtimal. Vitese gerek kalmadan buradan devam ederiz. Diyor mu? 64'e kadar düştü ama Kontur'un otobüsü var önümüzde. 61. Gider ya. Atmadan gider. 60'a düştü. Ama çok yavaşladı. Kontrol şoförü ne yapıyor ya? C mi? A lan Giresun plaka. Kontrolü bir geçelim abi. Kontrolü bir geçelim. Aslında metro jet arabasıdır da neyse. ...28LG, 2192, o da 28C. İki farklı firma. Bu şekilde yola devam abi. Ben takoyu delmişim abi, 108 ne ya? 108 ne abi takoda? Tako yarılmış bir tık. Dikkatsiz olunca böyle oluyor işte. Takoyu falan deliyorsunuz. O bir tık mutsuz etse de insanı sorun yok ya. Sorun yok, devam ediliyor. Ben kendimi şuraya atayım. Zaten burada da rahatlıkla gidebiliyoruz. Herhangi bir problem olmuyor. Yolun kaplaması çok hoşuma gitti bu arada benim. Aşırı iyi kaplaması var. Karşıdaki yansıma falan da mükemmel gözüküyor.
Evet, burası da bir yokuş da burada. Verdim vitesi 5'e ama gidiyor mu? Çekiyor mu 5'te? Çekiyor galiba. Aynen çekiyor. Ve tatlı bir ramp orası. Böyle tatlı bir yokuş çıkıyorsunuz. O güzel. İnlenme tesisine daha var bu arada. Şöyle rampa aşağı salalım birazcık otobüsü. Ama virajlı yollarda da baya... Virajlı yollarda da salmak mantıksız ya şu an. Yağmurlu hava bir de. Kilometreyi verelim. Böyle yavaş yavaş gidelim. Ya havanın bir tık yağmurlu olmasından dolayı ekstra bir şeylik oldu da. Bilmiyorum, inşallah çözebilirsek bu olayı. Çünkü böyle bir bilgisayar değil bendeki bilgisayar. Şöyle değerlerimiz de orada bir görünsün bizlere. FPS değerleri falan. İşlemci %20 falan kullanılıyor. Aslında hiç bile kullanmıyor. Hani işlemci kullanmıyor bile. ...212-215 W elektrik çekiyor. En ağır yükle çalışıyor şu an, olabildiğince. 73 derece. 2K'da bu arada görüntü. 2K Ultra %300 ölçeklemede. Evet, hava da iyice bir kararmaya başladı yavaştan. İstanbul Bolu. Kaç kilometre var? Ona da bakayım. 75 kilometre var. Hemen hemen de artık dinlenme tesisleri. Evet, metro, 4 divan metro dinlenme tesisleri önümüzde. Geldik sayılır. Burada bir mola vereceğiz. Kendimi şuraya atayım. Metro çip. Metro turizm. Lan be. Eskiden her yere çalışıyorlardı. Şu an o kadar çalışmıyorlar herhalde her yere. Ulusoy'la metro vardı mesela bizim buradan Muğla'ya çalışan, Fethiye'ye çalışan.
Şimdi Ali Osman'la Kamil Koç var. Metronun arabaları hep Trabzon'da oluyordu. Trabzonlu oluyordu. Trabzon'dan geliyordu daha doğrusu. Hep 61 plakaydı genelde metroların. Artık birazcık da iş şeye bindi. Şahıs olayına bindi ya. Şirketten çıkıp. Mesela Kamil Koç'taki bütün araçlar şahıs aracı. Öyle bir durum var. Ondan dolayı da belki bir değişiklik, bir fark olmuş olabilir. Onunla alakalı. Benim ekran kartı güç kesiyor. Anlaşıldı. Benim ekran kartım niye güç kesiyor? Ben bunu bir konuşmam lazım. Videodan sonra Kenan'la birlikte bir şey yapmamız gerekecek. Değerli bakalım. Arkadaşlarımız, mola için dinlenme tesisine girmek üzereyiz. Otobüsümüzden ayrılırken lütfen değerli eşyalarınızı yanınızdan ayırmayınız. Mola süremiz 30 dakikadır. Lütfen 30 dakika sonra otobüsümüzdeki yerlerinizi alınız. Evet. Benim bilgisayarım elektrik kesiyor. Güç kesiyor. Bunun nedeni ne bilmiyorum. Şimdi burası tırcılar, asıl mekan ilerisi. Asıl mekana gidiyorum. Otobüslerin kısmına. Bura aslında şöyle çukurlu mukullu olsa olurmuş ha. Aslında gerçekten nasıl bilmiyorum da. Ona göre yapmışlardır zaten. Evet. Metro. Park dinleme tesisleri. Şöyle bir otobüsümüzü kapısının önüne şuraya çekelim. Bize değil arkadaşlar. Anons. Aracımızın hareket saati gelmiştir. Lütfen yerlerinizi alınız. 4 Divan Metro Park iyi yolculuklar diler. Şaka bir yana çok eğlenceli ya. Bak buraya kadar geldik, burada durduk. Parklarımızı da kapatalım. Molamızı verelim, yolumuza devam edelim. Yani şöyle bile baktığımızda insana o kadar keyif veriyor ki arkadaşlar. Yani anlatamam. Ya şuradan hani bekleyip biraz sonra kalkıp yolculuğumuzu gerçekleştirecek olmamızın güzelliği, onu burada yaşayabiliyor olmamız bile muhteşem bir duygu. Gecenin, akşamın bir saati geldik. 4 Divan Metro dinlenme tesislerinde durduk. Dinleniyoruz yani, yapacak bundan daha güzel bir şey yok yani. Haritanın böyle tamamına yayıldığını düşünürsek tadından yenmez. Bak elim ayağım titriyor şu an. Çok heyecanlandım. Bak bunu söylerken bile o kadar mutlu oldum ki. İnşallah diyelim ya. İnşallah bu günleri de görürüz. Ve bir an önce yeni sürüm gelir ve yeni yerler eklenmeye devam eder. Ve bir an önce Türkiye'nin tamamına kavuşuruz demekten başka bir şey gelmiyor dilimin ucuna. Umarım her şey güzel olur. Her şey güzelce yapılır. Ve sonuna gelinir inşallah. Bekleyip göreceğiz bakalım. Lütfen dikkat. İstanbul istikametine seyahat eden metro turizmin değerli yolcuları, aracınızın hareket saati gelmiştir. Lütfen yerlerinizi alınız. 4 Divan Metro Park iyi yolculuklar diler.
Evet arkadaşlar, yolculuk saatimiz geldi. Yavaştan yolumuza çıkacağız. Yolcularımızın da şöyle bindiğini hayal edersek otobüsümüze kapısını kapatalım ve yavaştan geriye çıkalım. Ve yolumuzu artık tamamlamak üzere gidelim. Şunu da salalım abi, hemen şuradan geriye doğru alalım otobüsümüzü. Ya bunun zevki bile ayrı ya. Bunun şuradan geri gelmenin zevki bile apayrı bir şey. Ben düşüp bayılacağım şimdi ya. Bir de bayıl Feriha falan. Vuralım. Boyalım. Sileceğimizi çalıştıralım. Yavaştan şuradan. Yavaş hareketlerle. Arabayı fazla yormadan. Hallerimizi yakalım. Ve yolumuza da çıktık. Hadi bakalım. Bolu'ya doğru yolculuk başlasın. Değerli yol arkadaşlarımız, yiyecek içecek servisimiz başlamak üzeredir. Lütfen koltuklarınızı dik konuma getirerek sehpanızı açınız. Dileyen yolcularımız ikram servisimizde bulunan diyet ürünleri tercih edebilirler. Ve böylelikle de ikram servisimizi başlatalım. Otobüsün içinde ışık açık kalsın arkadaşlar. İkram servisi var çünkü. Işığı kapatırsak Muavin ters tepetaklak olabilir. O yüzden bu ışığımız açık kalsın. Biz de şöyle salına salına Bolu'ya doğru yolculuğumuzu gerçekleştirelim. Çok keyif alıyorum. Anlatamam. Yani bu keyfi anlatamam. Muhteşem bir duygu. Umarım sizler de bu duyguyu yaşayabilirsiniz. Benim bilgisayarın sağlam haliyle inşallah oynayabilirsiniz. Benim bilgisayar bozuldu. Ulan bu bilgisayar bozuldu. Bir şeyler oldu buna ya. Harbiden bak değişik çalışıyor. Dediğim gibi umarım benim bilgisayarın aynısını daha iyi haliyle oynarsınız. Bu oyunu. Gerçi ben OBS'i kapattım ama düzeliyor bilgisayar da. İşte o güç kesmesinin nedenini çözersek daha iyi olacak. Onu bir ayarlamamız lazım. Onu iyi gördüm ya, güç kestiğini. Drop yaptığı anda 160... değerlere falan düşüyor. 160 wattlara falan düşüyor. O benim için kötü. Normalde 215'te takılıp devam etmesi gerekiyor bunun. Şu an 218'lerde falan ama o anda bir değer sıkıntısı oluyor. Neyse onu anlarız. Neden olduğunu bakarız. Ona göre de bir karar veririz. Olmadı power'ın voltaj çıkışında kabloları falan değiştiririm ya da ekran kartına gelen güç veren kabloyu falan değiştiririz. Ayarlarım bir şekilde, bir şey bakarım. Yapmaya çalışırım. Şu an gerçekten bilmiyorum sebebi ne. Neden böyle bir şey var. Ama var yani. Bu arada akşam yolculuğu da çok güzel. Yoldaki ışıklandırmadan dolayı akşam gerçekten hani yolculuk yapıyormuş gibi hisse kapılıyor insan. O gayet güzel. Buradan uzunları da yak, şöyle kapat falan. Vallahi helal olsun. Harbiden helal olsun. Gecesi, gündüzü, sabahı, akşamı, yağmuru, kurusu, karı mükemmel yakışıyor Türkiye haritasına. Eskiden beri de hep hayalimiz olan bir şeyi şu anda burada oynayabiliyoruz. Bu da güzel. Daha da büyüsün, daha da gelişsin, daha da fazla oynayalım istiyoruz. Allah büyük. Ekibin yanındayız her zaman. Desteğimiz sonsuz. Umarım güzel şeyler göreceğiz. Güzel günler göreceğiz. Arkadaşlar. EVT ile birlikte. Umarım her şey gönlümüzce olur. Şurada odometer vardı. O kaç yazıyor şu an? 186. Tamam. Araba 186 kilometre gelmişiz. Fena değil. Ben kendimi şu şeride atayım. Yanımdan gelen var mı? Var. Bu geçsin. Ben kendimi oraya atayım. Geçeceksin mi? Hadi geç. Şerit tıkaması yapmayalım arkadaşlar.
Böyle rahat rahat devam. Oh. Yoruluyor bu arada insan ha. Git gel git gel. Harbiden yoruluyor. Bugün kaç aynı gün çekiyorum ben. Hem gelişini çektim hem gidişini çekiyorum. Şimdi bilgisayara bir bakacağız yayın videodan sonra. Ne sorunu var falan, çözebilecek olduğumuz sorun mu değil mi? Ondan sonra ise yayında tekrar büyük miktar buralara gidip geleceğim. Baya baya uzun. Yayında bir daha git gel yapabilirim bu yolu. Olabilir yani. Öyle bir şey. Düşünüyorum. Neden olmasın? Düşünüyorum. O yüzden o zaman varım. Bir de konuşabilsem daha güzel olacak da işte. Allah nasip etmiyor. O nasip olmuyor. Konuşmak. Evet. Yedigöller. Dinlenme tesisi. Yedigöller Park. Bundan sonra da bir park dinleme tesisi yok zaten herhalde değil mi? Var. Var. Bir tane daha var. Neydi o? Kocalar dinleme tesisi miydi? Kocalar galiba. Yok. Bayzade. Bayzade. Doğru. Kocalar Ankara çıkışında. Bayzade de şeyin Bolu'nun çıkışında. Evet. Buradan sonra karanlık bir yola düşüyoruz. İçi aydınlatmayı da şöyle bir kapatalım. Ya bitmiştir haliyle değil mi? Hani içerideki şey teslimatı bitmiştir abi. Yiyecek içecek bitmiştir. Şöyle de yukarıdan bakabiliyoruz. Bir de arkadan şöyle Muavin koltuğundan Muavin gibi yolculuğumuzu gerçekleştirebiliriz. Muavin dağıttı yiyecek içecekleri, geldi oturdu buraya. Şöyle Bolu'ya doğru gidiyoruz. Abi şu an kış mevsimiymiş gibi hissettim oyunda. Şu Muavin'in yerinde otururken. Ve hava soğukmuş. Yağmurlu havada gidiyoruz. Bir de bunu D100 karayolunu düşün. D100 karayolundan gidiyorsun eski. Bir de karlı kış. Diyorsun ki acaba Bolu Dağı'nda kar var mı? Ananı avradını. Düşüncesi bile ürkütüyor insanı. Düşüncesi bile soğuk. Ama bir o kadar da zevkli yani. Anlamsızca çok zevkli. Şu anda o soğuk yol hava yol kokusunu aldım, hissettim. Lan ne oluyor bana? Ben iyice şeyi yaptım ha. İyice role girdim. Gerçekten o soğuk yol kokusunu aldım ya. O ıssızlığın o kokusunu aldım. Değişik bir olay. Oğlum araba kayboldu lan yanımdan. Tabi ufak tefek sorunlar var. Bunlar düzeltilecektir kesinlikle de. Evet, İzmir Travel'in yeri. Öylelikle de yolumuza devam ediyoruz. Ben kendi yerime geçeyim şöyle de şoför kısmına. Kaç kilometre kaldı? 24 kilometre kaldı. Geldik sayılır arkadaşlar artık Bolu'ya yavaştan. Bolu çıkacaktır piyasaya. Abi şu ışıklar bile mükemmelmiş bak. Bu gündüz geçtiğimiz için burada böyle bir ışık olduğunu bilmiyordum ben. Yani şunları bile görmek muhteşem. Size gecesinde, gündüzünde her şekliyle gösterdim arkadaşlar artık haritanın.
Bak yine güç kesti. Bir şeyler oldu. Yine FPS düştükçe güç kesiyor. Buna bakmamız lazım. Normal mi değil mi onu bir kontrol etmemiz gerekiyor. Bayzade'nin oradan geçiyoruz. Bolu Dağı, Bayzade. Evet, artık sıradaki rotamız, durağımız Bolu otogarı. Yavaştan otogara doğru da ilerleyişimizi gerçekleştiriyoruz. Herhangi bir problem olmadan. Bayağı yağmurlu geldik yolu ya. Komple. Ama zevkli miydi? Evet. Sinyalimi vereyim, şuradan ayrılayım. Rüzgar yönü hesaplayıcı vardı ve Bolu arkadaşlar. Bolu buradan bizlere gülümsüyor. Şehrin ışıkları burada mükemmel görüntüsüyle Bolu şehrimiz, Bolu ilimiz. Yağmur bu arada yavaştan duruyor ha. Sanırsam. Yol boyunca yağıp Bolu'da durması ayrı bir durum. Evet durdu. Kapatalım da. Böyle ben şuraya bir gireyim. Atayım kendimi. Evet. Şaka bir yana harbiden ciddi ciddi olaya geldik. İster istemez kafa sallıyorum ben bu arada. ETS'i oynarken. Hani otobüs falan kullanırken ister istemez kafamı sallıyorum. Gerçekten otobüsün içindeymiş gibi hissediyorum kendimi de. O başka bir manyaklık zaten. Bu başka bir seviye benimki. EGS'den geçtik. Biz buradan içeriye gireceğiz. O yüzden gitmiyorum. Buradan otogar yoluna dönüp arkadan gelen vurdu yine. Ya onu bir an önce hani düzeltmeleri lazım. Yolcu bu şeyinin muhabbetinin. Ayarlarlar büyük ihtimal onları da. Devamlı dönüş arkadaşlar. Devamlı kavşak içerisindeyiz burada.
Evet, otogarımız şurada zaten, Nihan'da kalıyor biliyorsunuz. Bir önceki videodan hatırladığınız kadarıyla. Artık otobüsümüzün içerisinin ışığında şöyle bir yakabiliriz. Buradan da içeriye. Şu yük bırakma olayını aslında seçmeden şeyden kaldırmam lazım benim. Değerli yol arkadaşlarımız. Mola için dinlen. Bu değil. Değerli yol arkadaşlarımız. Seyahatimizi tamamlamak üzereyiz. Lütfen bagaj kuponu ve eşyalarınızı hazırlayınız. Şehir içi servis hizmeti için peronda bulunan görevli personelimiz size yardımcı olacaktır. Bu hizmetimizden biletinizi göstererek yararlanabilirsiniz. İlgi ve güveniniz için teşekkür ederiz. Başka bir yolculukta görüşmek üzere. Hoşça kal. Hemen şu şeyi de seçelim. Bu arada dediğim gibi bunu otomatik bırakma olayını seçmem lazım. Hiç buraya gelince böyle beklemeden direkt gidip yolcularımızı durağımıza, yerimize bırakmamız gerekiyor. Apronumuza. Neresi? Şurası. Aynen buraya gireceğiz. İzmir Travel Metro Class'ın yanına stop ettirdim arabayı düşük devir yüzünden. Evet arkadaşlar, güzel bir yolculuktu. Yine gayet eğlenmiş olduğum bir yolculuktu. Seferimizi böylelikle tamamlamış olduk. Umarım keyif almışsınızdır bu videodan. Hepinizi seviyorum. Yeni videolarda görüşene dek kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.